Siofix'ten herkese selamlar. Ben Tuğba. Bu videomuzda telefona kurtarma modundan hard format nasıl atılır konusuna değineceğim. Telefona hard format ya da başka bir deyişle hard reset nasıl atılır? Android'de kurtarma modu nedir? Arkadaşlar, hard format telefonun kurtarma modu aracılığıyla yapılır. Ve hard format fabrika ayarlarını sıfırlamadan, yani donanımdan sıfırlamadan çok daha fazlasını yapar. Kurtarma modu ile yapılan hard format, cihazla ilgili bir sorunu çözmek için yapılır. Ama tabii ki de cihazı orijinal ayarlarına döndürmek için de kurtarma modundan hard format atılabilir. Çünkü akıllı telefonunuzu satıyorsanız, sıfırlamak istiyorsanız verilerinizin başkalarının eline geçmesini önler. Peki hard format neden atılır? 1. Akıllı telefonunuz çok yavaş çalışıyorsa. 2. Telefonunuz takılıyorsa. 3. Telefonunuzun hafızası doluysa ve içindeki her şeyi silmek istiyorsanız. 4. Telefonunuzu başkasına veriyorsanız ve dosyalarınıza, şifrelerinize kimsenin erişemeyeceğinden emin olmak istiyorsanız telefonunuzu ilk günkü gibi orijinal durumuna geri getirmek için kurtarma modu ile yapılan hard formatı tercih etmelisiniz. Ayrıca verileri silmenin başka bir nedeni de bir ön yükleme döngüsünden çıkmaktır. Kullanıcılar eski ROM'dan farklı özel bir ROM yüklediğinde telefon bir ön yükleme döngüsüne girer. Bunun tek çözümü ise verileri silmektir. Şimdi gelelim Android telefonu nasıl sıfırlayıp %100 temiz bir hale getirmenin adımlarına. Öncelikle telefonunuzu satacak veya aileden başka birisine verecekseniz Google hesabının bağlantısını kaldırmanızı tavsiye ederim. Böylelikle telefon kurulumu sonrası herhangi bir mail ile kurulum yapabilirsiniz. Aksi halde ilk kurulumdaki maili ve kullanıcı kilit şifresini, yani ekran kilidi şifresini isteyecektir. Bu da şu demek oluyor: başkasına vereceğiniz için telefonu kullanılmaz hale getirir. Google hesabını kaldırmak için hemen adımlara geçiyoruz arkadaşlar. Ayarları açıyorum. Hesaplar ve senkronizasyona dokunuyorum. Google'u seçiyorum. Gmail hesabımız görüntülendiğinde alttaki daha fazla 3 nokta olan ikona dokunuyorum. Hesabı kaldırı seçiyorum. Hesap kaldırılsın mı penceresinde hesabı kaldır diyorum. Emin misiniz? Cihazı koruma özellikleri artık çalışmayacak. Tamam butonuna dokunuyorum. Kilit ekrandaki kullandığımız deseni çiziyorum. Ardından hesabımız kaldırılıyor. Eğer burada Xiaomi Cloud falan diğer hesapları kullanıyorsanız onları da kaldırmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu kapatıyorum. Telefon kapandıktan sonra kurtarma moduna girmek için güç düğmesine ve ses açma tuşuna aynı anda 7 saniye kadar basılı tutacağız. Bir geri bildirim titreşim hissedeceğiz. Dokunsal bir titreşim hissettiğimizde tuşları tamamıyla bırakabiliriz. Telefon kurtarma moduna girecektir ve kurtarma modu seçenekleri görünecektir. Kurtarma menüsü açıldığında Reboot, Wipe Data, Connect with Mi Assistant, Safe Mode çıkıyor karşımıza. Bu menüde gezinmek için ses kısma ve açma tuşlarını kullanacağız arkadaşlar. Onay için de güç tuşuna basacağız. Kurtarma menüsü açıldığında Reboot seçili olarak gelir. Ses kısma tuşuna basıp Wipe Data'ya geliyorum. Ardından verileri silmek için Wipe Data seçiliyken Power tuşuna, yani güç tuşuna basıyorum. Wipe Data menüsünde silmekten vazgeçerseniz Back to Main menü kullanabilirsiniz. Ama ben tüm verileri silmek istediğim için Wipe All Data'ya geliyorum. Seçmek için Power tuşuna basıyorum. Confirm Wipe Off All Data menüsü açılacak. Burada tekrar onay soracak bize. Confirm'a geliyorum, Power tuşuna basıyorum. Anında zaten tüm verileri silecek ve Data Wiped Successfully yazdığında Back to Main menü tek seçenektir arkadaşlar. Power tuşuna basıyorum. Main menüde Reboot seçili gelir zaten. Sadece Power tuşuna basıyorum. Reboot the sistemi onaylıyorum Power tuşuna basarak. Sistem yeniden açılacak. Sistem yeniden başlarken bayağı bir beklersiniz arkadaşlar. Şu an ben bunu videoda sardırdığım için daha kısa olarak görmeniz sizi yanıltmasın. Telefon yeniden kurulduğu için
Bekliyorsunuz bayağı bir. Kurulum tamamlandıktan sonra MIUI 14 arayüzünü göreceksiniz. OK'a dokunuyoruz. Kurulum ekranına geçtik arkadaşlar. Bu ekranda dili seçiyoruz. Elbette Türkçe'yi seçeceğiz. Ardından bölgeyi seçmemiz gerekiyor. Türkiye olarak seçeceğiz. Klavye Keyboard seçili olarak geliyor. Şartlar ve koşulları kabul edip sağdaki ok tuşuna basıyorum, ileri tuşuna. Bende çift sim kart vardı telefonumda. Şu an her iki kartı da gördü. Çağrılar için varsayılan simi seçmek için birinci simi seçiyorum. Veriler için de simi birinci simi seçiyorum. Yani ikinci simde aslında data paketiniz falan yoksa siz de biri seçin. Ama tam tersi, bendekinin tam tersi ise siz varsayılan olarak ikinci simi kullanıyorsanız çağrılar için 2, veri için de simi 2 seçmelisiniz. Kablosuz ağ bağlantımızı gördü. Burada kablosuz şifremizi yazıyorum. Ardından bağlana dokunuyorum. Ve ileri butonuna dokunuyorum. Telefonunuz hazırlanıyor. Birkaç dakika bu işlem sürebilir. Yeni gelen ekranda uygulamaları ve verileri kopyalayın. Ben kopyalamayı tercih ediyorum çünkü sıfır kurulum yapmak istiyorum. Bilgiler kontrol ediliyor. E-posta hesabımızı yazalım. İleri butonuna dokunalım. Ardından şifremizi yazacağız. Ve ileri butonuna dokunacağız. İki adımlı doğrulama benim hesabımda açık olduğu için bu ekran ile karşılaştım. Eğer sizde iki adımlı doğrulama açık değilse bu ekran gelmez. Başka bir yöntem dene diyerek ilerliyorum. Ardından telefon numaralı otomatik doğrulamayı seçiyorum. Ve biraz bekledikten sonra SMS kodu gelecek. SMS kodunu biz yazmıyoruz telefon sıfırlandığı için ama sistem onu kendisi görüyor ve okuyor arkadaşlar, sorun yok. Sonra hoş geldiniz ekranıyla karşılaşıyoruz. Burada kabul ediyorum diyorum ve hesap bilgileri alınıyor. Burada Google hizmetlerinde yedekleme ve depolama ayarları var. Yedekleme ve depolama ayarlarından tercihimizi yapıyoruz. Ben temel cihaz yedeklemesini kapatıyorum. Konum kullan kapatıyorum. Taramaya izin ver kapatıyorum. Kullanım ve teşhis verilerini göndermeyi kapatıyorum. Ve kabul et butonuna dokunuyorum. Yalnızca ekran kilidini seçiyorum. Deseni seçiyorum. Ve şifremi desen kilidini ayarlıyorum arkadaşlar. Desen kilidini çiziyorum. Tekrar bir daha onay istiyor. Çiziyorum. Ve ileri butonuna dokunuyorum. Kuruluma devam edilsin mi? Devam butonuna dokunuyorum. Asistanla ilgili ayarlar var. Yani bunu kabul edeceksiniz ya da atla diyeceksiniz. Bunu daha sonra içeriden de ayarlayabilirsiniz. Atla butonuna dokunuyorum. Başka bir şey var mıydı? İşte e-posta eklemek, metin boyutları, duvar kağıdını değiştirmek, diğer uygulamaları incelemek gibi. Bunlara hayır teşekkürler deyip kuruluma devam ediyorum. Temel ayarlarda konumu kapatıyorum, kullanım teşhis verilerini gönderi kapatıyorum, otomatik sistem güncellemelerini açık bırakıyorum arkadaşlar, kişiselleştirmiş reklamları kapatıyorum, duvar kağıdı döngüsünü kapatıyorum, kullanıcı deneyimi programını kapatıyorum. MIUI Diamond izinleri var arkadaşlar. Bunu açık bırakıyorum. Uygulamalar otomatik güncelle. Bunu da kapatıyorum. Ve ileri butonuna dokunuyorum. MIUI 14 hazırlanıyor diyor. Kurulum tamamlandı. İleri butonuna dokunuyorum. Evet arkadaşlar, artık telefonumuz açıldı. Güncellemeleri yapmaya başladı. Bildirim ekranında Poco X3 Pro cihazını birkaç adım kaldı kuruluma diyor. Dokunalım. Mobil veri için kullanılacak numarayı soruyor bize arkadaşlar. Hangisini kullanmak istiyorsak onu seçiyoruz. Ardından yine verileri kopyalama ekranı gelecek. Kopyalama diyorum. Duvar kağıdı gibi ayarları buradan yapmamız için tekrar bize soruyor. Bunlara da hayır teşekkürler diyorum. Daha sonra bunu cihazın içerisinden kendiniz yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Geriye kaldı sadece güncellemeleri yapmak. Get App'ye dokunuyorum.
Sağ üstteki atla butonuna dokunuyorum. Profilimi seçiyorum. Uygulamaları güncelle, tüm menü güncelleye dokunuyorum. Ve yükle butonuna dokunuyorum. Ana ekranımıza geliyorum. Google Play Store açıyorum. Profilime dokunuyorum. Uygulamaları ve cihazı yönetini seçiyorum. Uygulamalar güncelleniyor diyor bana. Bu otomatik olarak güncellenen uygulamalar dokunuyorum. Bu güncellemelerin bitmesini bekleyebiliriz ya da aşağıdan uygulamaların karşısında güncelle butonunu göreceksiniz. Bunlara tekrardan güncelle butonuna dokunarak işlemleri hızlandırabilirsiniz. GetAPPS'ye bakalım. Gördüğünüz gibi tüm uygulamalar güncelledi. Tekrar Google Play Store'a geri dönelim. Tek tek güncelleme demek yerine yukarıdaki tüm menü güncelle butonuna da dokunabiliriz arkadaşlar. Bu tüm menü güncelle butonu birkaç güncelleme bittikten sonra görünür. Güncelleme yaparken görünmez. Güncellemelerimiz yavaş yavaş bitiyor. Artık hazırsınız. Güncellemeler bitti. Tekrar güncellemeleri denetle diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık hazırsınız diyor. Herhangi bir güncelleme yok. Lakin eski kurduğunuz uygulamaları tekrar yüklemek için Google Play Store'da yükle olmayan uygulamaları seçiyoruz ve burada daha önce yüklediğimiz uygulamaları hızlıca bulup işaretleyip sağ üst köşedeki indir butonuna tıklıyoruz. Bu buton hem indirecek hem de uygulamaları telefonunuza yükleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.